sırası. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bir kez daha abi sana teşekkür ediyorum. Yayınımı kabul edip yayına katıldığın için, izleyenlerimize de hoş geldin diyorum. İşte malum koronavirüsü, evdeyiz, evden çıkamıyoruz. Sen bu bölümde neler yapıyorsun? Evde misin? Dışarı çıkıyor musun? Ne tür önlemler alıyorsun? Vallahi kardeşim biz çalışıyoruz. Mesai saatinden sonra da evdeyiz zaten. Hafta sonu malum sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz biz yani. Peki evde ne tür aktiviteler yapıyorsun abi? Neler yapıyorsun? Biraz bahseder misin bunlardan? Kardeşim tek aktivitem Netflix'ten dizi izliyorum. Başka hiçbir şey yaptırmıyorum. Çok güzel. O zaman başlayalım abi kısa kısa. Böyle artık senin futbol bilgine de çok güveniyorum böyle artık. Dün Elmacı abiyle biraz tribünden konuştuk. Seninle de böyle saha içinden konuşmak istiyorum. Bildiğin üzere Konuşalım. Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Haziran ayında en erken ligler başlar diye. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sana göre en erken ligler ne zaman başlar? Vallahi kardeşim öncelikle inşallah şu virüs denen bu illetten bir an önce kurtuluruz. İşte bu virüsten kurtulduğumuz zaman işte önce tabii ki her işin başı sağlık, sporu düşünmek sonraki safhaya kalıyor bizde. Ya inşallah Haziran gibi temizlenirse ya da büyük bir şekilde düşüş olursa, yani Haziran'da başlar diye düşünüyorum ama başlayacağı zaman da şey düşünmüyorum, yani seyirciyle oynanacağını düşünmüyorum hiçbir şekilde. Muhtemelen seyircisiz oynanır. Bu sene ligleri erken bitirirler. Mesela bir ay içinde falan ligleri bitirebilirler. O playoff'taki dönem gibi 3 günde bir maç yaparlar. Kısa sürede bitirirler. Teşekkürler. Abi bildiğin üzere takım artık şampiyonluk şansı kalmadı. Playoff'ları artık kaldı. Çok büyük bir kaza olmazsa. Muhtemelen rakibimiz de artık Hekimoğlu gibi, Trabzon gibi gözüküyor. Sen Hekimoğlu ile eşleşme durumumuzu nasıl düşünüyorsun? Takımımızı playoff'taki şansını nasıl buluyorsun? Ya valla kardeşim şöyle söyleyeyim. Samsunspor'un ben şöyle hani objektif olmak gerekirse burada olmasa zaten vicdanen benim için el vermiyordu yani. Samsunspor ikincilik takımı değil. Evet. Yani ligimizin de iyi bir kulübü, iyi bir takımı. Hani iyi bir yatırımla hani Gaziantep gibi olsun atıyorum Mersin gibi olsun harcanmadı kulüp. Anlatabiliyor muyum? Kulübü tutan oldu yani. Kulüp ayağa kalktı. Onların arkasındayız. Hani playoff'ta inşallah biz yani Hekimoğlu kafa bir takım. Bizle aynı eşdeğer bir takım ama biz inanıyoruz yani biz kulüp olarak gayet iyiyiz. Biz sadece sene başında biraz bocaladık. O da biliyorsun hiçbir zaman istemediğimiz bir adamla çalıştık ama yani ne bileyim sonumuz hayır olsun ama çıkacağız yani. Evet. Yani Abi Mustafa Çobanoğlu'na güveniyoruz, takıma güveniyoruz. Ama işte sene başında yaşadığımız sıkıntılar o 3-4 maçlık kazanamama serisi bizi şu an bu duruma getirdi. Biz eğer sene başında Mustafa Hoca ile çalışsaydık emin olun ki yani şu an belki Samsun'un aramızdaki puan farkı yoktu. Kafa kafaya yarışıyorduk yani. aynen öyle. Takım olarak iyiyiz dedik. Hani takım olabildik, iyi bir takım olabildik. Ama böyle takımı sırtlayan bir isim vardır. Hani sana göre o isim kimdi bu sene Sancaktepe'de? Valla kardeşim bana göre ben bir kişi söyleyemem sana. Ben sana mevki mevki söylerim. Hamza Ok. Yeri geliyor İrfan. Aslında bütün takım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün takım. Ya bir maç biri kötüyse o kötü olanın yerine biri o eksiği ve o kötülüğü kapatıyordu. Evet. Yani Burak Yılmaz mesela Burak Yılmaz'ın biz gitmesini istemiyorduk ama Burak Yılmaz gitti. Ozan Tatlı işleyen geldi hiçbir şekilde sırıtmadı. Burak bizi aratmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani kalecimiz belki geçen sene pek fazla iyi performans sağlayamadı ama bu sene gerçekten iyi. Yani en az gol yiyen takımlardan bir tanesiyiz ikincilikte. Bizim olduğumuz lig gerçekten kırmızı gruba oranla daha çok zorlu bir lig. Şampiyonlar Ligi gibi ya. Yani bizim grup, biz mesela kırmızı grupta olsaydık, yani geçen sene bizim grubumuzda küme düşmemeyi oynayan takım şu an diğer grupta şampiyonluğa oynuyor. Ahmet, Adana Demirspor, Ankara Demirspor. Yani öyle söyleyeyim. Teşekkürler abi. Böyle isim isim hani birkaç isim sormak istiyorum. Hani Hamza
8 golle, Melik'le birlikte takımın en golcü ismi. Ondan sonra Halil İbrahim geliyor, 6 gol. Bu dönemdeki performansını nasıl değerlendiriyorsun bu üç ismi? Valla kardeşim, Hamza dediğim gibi takımın da kaptanı, büyük bir sorumluluk alıyor üzerine. İyi bir yük taşıyor aslında bu playoff döneminde, daha çok yük binecek üzerine. Ya, o yükü de kaldıracak bir topçu. Melik zaten oldu bitti bizde Melik. Super Mario Melik, yapamayacağı şey yok. Şapkadan tavşan çıkaran bir adam. Yani maç 90 dakika kötü oynar, bir top ayağına alır, 3-5 kişi dizer. Messi var, bir gol atar yani. Bunun örneği aslında Sarıyer maçına vardı. Çok kötü oynamıştı ama bir gol atmıştı. Bize maçı atar kazandı. Yani bu Melik Sancaktepe Futbol Kulübü'nün maçını bir kere izlemiş, yani Meliklerini bir kere izlemiş adam bile bunu söyler. Halil İbrahim'den nasıl? Yeni bir transfer, çok hızlı bir oyuncu. Onun hakkında Halil İbrahim aslında abartmak gibi olmasın ama ikinci ligin Ronaldo'su bence. Yani bilmiyorduk. Ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben Sancaktepe'ye gelmeden önce tanımıyordum o adamı ama Sancaktepe'ye geldikten sonra araştırdım. Ya o adam Altınordu'dayken dört büyük kulüpler istemiş. Anadolu kulüpleri çok istemiş. Ama işte günümüzde örnek verirsek Emre Mor gibi yeteneğine ihanet etmiş bir adam. Ama ikincilikte banko 11 oynayabilen bir adam ve bizde de oynandığı zaman yani her rakip takımın korkacağı bir topçu. Her transfer döneminde de parmakla gösterilen bir topçu Halil İbrahim Tuna. Teşekkürler abi. Abi şimdi sana şunu sormak istiyorum. Furkan Savaş deyince aklına insanların pankart geliyor. Pankart boyamacılığı geliyor. Nasıl başladı? Nasıl oldu? Bundan biraz bahseder Allah misin? Ya ben şöyle söyleyeyim. Kardeşim biz öyle çok iyi bir pankart tecrübemiz yok. Biz elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz ama yani yine kendim bir şey yapmak gibi olmasın ama iyi bir şeyler çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Bunu ben tek başıma yapmıyorum aslında. Biraz elim yatkın. İnce işleri ben yapıyorum. Geri kalan nasıl diyeyim sana, iç boyama olur. Veyahut da sözü bulma konusunda falan hep tribün olarak şey yapıyoruz. Teşekkürler. Karar veriyoruz. Bu sene tribünler hakkında görüşün, tribün nasıl bu sene? Biraz görüş bildirir misin bu konuda abi? Valla kardeşim bu sene tribün nasıl? Aslında bizim her sene bir semtten kaybımız var. Nasıl diyeyim sana? Bir sene Sarıgazi geliyor. Bir sene Yeni Doğan geliyor. Bir sene Samandıra geliyor. Ama biz hep bir çatı altında buluşamadık. Yani biz inşallah o çatı altında da buluşacağız. İnşallah bu yeni dönemde iyi şeyler olacak. Yani tam hatta biz bir şeyleri rayına oturtturacakken bu virüs denen bir illet geldi. İnşallah oturacak yine yani. Derneğimizi açacağımız zaman kardeşim, derneğimiz açıldığı zaman her şey yoluna girecek yani. Tribün gerçekten zaten kemik tayfa belli. Buradan kemik tayfaya selam olsun. Kemik tayfa zaten belli. Kemik tayfa biliyor kendini. Yani daha iyi olacak kardeşim. Çok daha iyi olacak hatta. Peki abi, teşekkürler. Bu sene Sancaktepe'de en zevk aldığın maçı böyle anlatır mısın? Vallahi kardeşim evimizde oynadığımız her maç zevkliydi. Öyle söyleyeyim sana. Ama en zevk aldığım maç ilk yarının sonundaki Manisa maçıydı. 4-2'den 4-4'e getirdiler maçı ama yani ben futbola doydum o maçta. Bir şaibe oldu, o son saniye golünü yedik ama 90+3 uzatma verdi. Biz 90+7'de gol yedik. Öyle bir değişik bir olay oldu ama yani Manisa maçıydı. Çok iyi oynamıştık ama maç elden kaçmıştı yani. Belki fark bile atabilirdik aslında o maçta da. Çok. Tabii biz zaten bu son saniye golünü yedikten sonra bile karşı karşıya bir pozisyon kaçırdık biz. Meliklerin yine bu Septin çocuğu. Aynen bu Septin çocuğu Meliklerin. Peki Sancaktepe tarihinde en zevk aldığın maç? Sancaktepe tarihinde en sevdiğim maç, buradan Karslılara selam olsun. Kars maçıydı kardeşim. Stat komple yeşildi yani bildiğin. O yeşillerin arasında bir avuç kırmızı beyaz taraftarı, yani Karslara buradan selam olsun diyeyim ama ayıp da olmasın, o Karsları susturduk yani. Kars maçı güzeldi. Teşekkürler. Şunu söyleyeceğim abi.
Hani bundan önceki dönemlerde belediye spor olarak ismini sürdürüyoruz. Bu sene şirketleşme dönemine gittik. Fatih Kol dönemi, Mehmet Genç dönemi karşılaştıkları neler değişti? Neler oldu? Biraz değerlendirir misin bunu? Ya kardeşim şimdi o işe biraz girersek çıkamayız. Çünkü belediye farklı bir mevzuydu. Kulüp farklı bir mevzu. Hani FK olduktan sonra çok değişiklik oldu zaten bu. Yine tekrardan söyleyeyim. Sancaktepe maçlarına gelen herkes fark etmiştir bunu. Gözde görülebilir bir değişiklik var yani o. Belediye takımıyla şu anki FK arasında çok büyük bir fark var. Ya belediye takımı iken hep gözümüzde şu vardı. Ligde kalmayı garantiledikten sonra maçları salıyorduk. Öyle bir Evet. şey vardı. Bir fikir vardı, bir beyan vardı. Ama belediyeden çıkıp FK olduktan sonra gerçekten çok iyi işler yaptık. Tabii, teşekkürler. Rica ederim. Yakup Ateş, sportif direktörünü soracak. Yakup Ateş'i soracağım sana abi. Sen de bu konuda bayağı Yakup Ateş'in hani geçmiş hakkında bayağı bir bilgin var. Bayağıdır bu kulüpte. Çok iyi topçular getirdi bu kulübe. Çok iyi topçular kazandırdı. İrfan Hamza olsun, Melik olsun. Yakup Ateş'in performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bu son yıllardaki performansı. Abi ben Yakup Ateş'i eleştirirsem ayıp ederim. Yakup abiye buradan selam olsun. O illaki izler bu yayını. Ay, Kendisini kesinlikle. severim de Yakup abi çok iyi adamdır. Bizden biridir yani tribünden biridir. Yani Yakup abi gerçekten mesela az önce ismini saydığım futbolcular arasından nasıl diyeyim sana İrfan. Bal liginden getirdi o topçuyu. İrfan'ı şu an birçok bir üst lig takımda mesela Bankasya'dan izleyen çok adam var İrfan'ı. O adamı Bal Ligi'nden getirdi. Yani İrfan, Yakup abi ben gerçekten takdir ediyorum. Yani zaten işinde iyi olmasa, başarılı olmasa bu zamana kadar kulüpte duracağını zannetmiyorum ben. Tamam, tabii, teşekkürler. Kaç yıldır bu tribünlerdesin abi? Nasıl oldu? Nasıl başladı? Biraz anlatır mısın? Kardeşim nasıl oldu? 2019'un yaz aylarıydı. Biz bir gün semtte mahalle arasında top oynarken arkadaşlar bahsettiler. Sancaktepe diye böyle bir takım var. İşte nasıl desem. Üçüncü lige çıkmıştı o zaman. Daha üçüncü lige yeni çıkmıştı. İlk maçıydı hatta üçüncü ligdeki ilk maçıydı. Maçı var gidelim. Yanlış hatırlamıyorsam Yalova maçı mıydı? Galiba öyle bir maçtı. 5 liraya bilet alarak gitmiştik. O zaman Dumancılar ve maraton tribünü vardı. Kale arkası yoktu o zaman. Yani öyle başladı kardeşim. O zamandan bu zamana 2009'dan bu yana Yani kuruluşundan beri. tribünlerdeyiz. Kuruluşundan beri oradayız. Bir askerlik döneminde gidemedim. O dönemde de 3. ligden 2. lige çıktı, şampiyon oldu. 2016 senesi yanlış Aynen öyle. O hatırlamıyorsam. zaman askerdeydim. Tamam abi, teşekkürler. En zevk aldığın deplasmanlar hangileriydi? Valla kardeşim Maltepe deplasmanını sayabilirim. Ondan sonra Eyüp deplasmanları biz Eflatun Sarayı gördüğümüz zaman Boğa'nın kırmızıyı gördüğü gibi oluyoruz. Yani Eyüp başı çekiyor kardeşim. Eyüp maçı baş çek ediyorsun. Aynen Eyüp başı Şu çekiyor. aynen. Bu sene de zaten Pendik maçı insanları Ha, beklediği şeydi. Pendik. bu sene de Pendik maçını bekliyoruz, evet. Peki abi, profesyonel liglerden dün de sordum bunu. Profesyonel liglerden Sancaktepe'nin grubuna hangi takım alırsın? Profesyonel liglerden Sancaktepe'nin grubuna hangi takım alırım? Valla kardeşim Sancaktepe'nin başarısı için Kasımpaşa'yı alırım. Kasımpaşa alırsın. Aynen. Neden abi Kasımpaşa? Ya kardeşim şimdi gideyim ben Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fener'i getireyim de takım ikinci sıraya mı geçsin ya da üçüncü sıraya mı geçsin? Ya düşman takım alabilirsin, belki daha Ya tribün açısından maçlardan zevk almışsın. düşman takım derken kardeşim aslında ezeli rekabet var sadece. Diğer takımlarla bir düşmanlığımız yok ama Başakşehir olabilir bak aynı dertteyiz. Tribün olarak da kulüp olarak da kaderimiz benziyor yani aslında Başakşehir'le. Başakşehir diyorsun. Aynen. Biraz şunu da soracağım abi sen. Stadımızı nasıl biliyorsun? Hani kale arkası, maraton tribünü, konumu. Sen bu işin ehlisin. Pankart olsun, koreografi olsun. Ne tür koreografiler yapılır? Böyle enine boyuna değerlendirir misin? Ya kardeşim stadın aslında lokasyonu iyi değil.
Lokasyon olarak iyi değil. Tribün çatı olarak iyi değil. Tesis olarak güzel bir tesis. Yani kareografi marografi derken çatının iyi olmaması zaten kareografi etkiliyor. Çatı bir iyi bir demir çatı olsa ve o kale arkasıyla maratonların birleştiği yer açık olmasa, komple bu bir şekilde kapalı olsa hem ambiyans iyi olur hem de çatıyı da kullanabilirsin kareografi amaçlı. Teşekkürler. Şunu soracağım abi. Sancaktepe sevgisini 3 kelimeyle anlatır mısın? Allah kardeşim şu an hiç çalışmadığım yerden geldim. Üç kelime ya. Sancaktepe üç kelime. Aşk, gurur, sadakat kardeşim. Aşk, gurur, sadakat. Çok güzel. Tamam, Aynen daha öyle. eğlenceli bir bölüme geçelim abi. Dün de sordum aslında. Sana göre tribündeki en agresif kişi. Bana göre tribündeki en agresif kişi. Valla kardeşim, dün konuk ettiğim Muhammed Elmacı. Adam bir Muhammed beste Elmacı. giriyor. Adamın bestesini bozduğu zaman birisi, en ufak birisi, adam tribünü terk ediyor. Diyorsun. Peki Aynen. en konuşkan kişi? Valla en konuşkan kişi Muhammed Baysu. Muhammed Bayisi. Neden abi? Ya kardeşim benim bu adama ayrı bir sempatizm var biliyor musun? Bu adamla biz yani aslında kardeş olmalıymışız yani öyle söyleyeyim. Biz çok konuşuyoruz. Buradan diğer kardeşlerim de yayını izliyor. Onlara da selam olsun. O adam da bizden biri olması lazımdı yani. Yani savaş kardeşlerinden bir tanesi olması lazım diyorsun. Ya şu an savaş kardeş olmasına gerek yok. Zaten öyle de. Ya o benim nasıl diyeyim sana çok sevdiğim bir kardeşim. Yani çok konuşkan. Her şeyde bilir konuşur yani boş konuşmaz. Yani konuşkan dediğimde böyle hani boş konuşan bir insan değil. Çok bilir konuşur. Tabii. Peki abi, en sessiz kişi. Vallahi en sessiz kişi kardeşim. Bizim kemik tayfadan bahsedersen en sessiz kişi abim kalır. Abin. Beste söylemediği Neden sıra abi? böyle boş muhabbet yapmaz. Diyorsun. İsa abi sormuş abi. Davulcuyu sor diye. İsa abinin davul performansını nasıl değerlendiriyorsun? İnsanın davul performansını ben değerlendirmeyeyim. İnsanın çaldığı davul zaten bülbül gibi ötüyor. Diyorsun. Tribünde en şık giyinen kişi. Bak o işte Alican ve Baysu kardeşler. Ve kardeşim İsa'yı da sayarım oraya. Adamlar maça Diyorsun. gelmiyorlar sanki. Böyle Taksim'de Reyna'da turnuvaya gidiyorlar. Tabii. Peki abi böyle pankart yapıyorsunuz ya böyle. Hani sana orada en çok yardım eden kişi kim? Valla bana en çok yardım eden kişi kim kardeşim? Mesela 3 pankart yaptık zaten. Benim yaptığım 3 pankart var. O Evet. ilk yaptığımız pankartta Adem vardı, Ebu Bekir vardı. O ikisi yardım etmişti. Bu büyük pankartta Ferdi, Kasım, Elmacı, Sarıtaş bu kardeşlerim yardım etti. Aslında böyle özel kimseyi sayamam. Pankart yaptığımız esnada kim varsa o yardım ediyor kardeşim. Tamam. Hani son olarak şunu soracağım abi. Senden Sancaktepe'de izlediğin en iyi 11'i söylemeni rica edeceğim. En iyi 11. Valla kardeşim ben sana sayayım ama 11 olur mu bilmiyorum. Tabii, sen. Valla kalede Mehmet Doğan'ı sayarım. Sofi'yi. Mehmet Doğan. Bak Evet. mesela stoperde Burak Yılmaz'la Ozan Tahtaişleyen'i sayarım. Mert Örnek'i sayarım. Mert Örnek. Ondan sonra aynen. Erbay'ı sayarım mesela. Erbay. Erbay. Orta sahada Hamza Ok'u sayarım. Umut Koçin'i Evet. sayarım. Halil İbrahim'i sayarım. İrfan'ı sayarım. Bu Forvet'e ben sana Forvet'e şunu sayayım sana. Bizde bir Burak Yıl şey pardon Gökhan vardı. Bonus Gökhan. Biz o adama doyamadan gitti o adam. bonus yeter. O zaman senin 11'in şöyle oluyor. Mehmet Doğan, Erbay Ozan Burak, Mert, Hamza İrfan Umut, Melik Halil Gökhan. Değil mi? Yani
Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkar, sonrası Allah'a emanet. Diyorsun abi. Aynen Peki, öyle. sana da bir kez daha teşekkür ediyorum abi. İzleyenlerimizin sorusu İzledim. yoksa, herhangi bir sorusu yoksa benim sorularım bu kadardı. Herhangi bir şey ekleyeceksen söyleyebilirsin. İzleyenlerimizin sorusu yoksa canlı yayını burada bitirelim. Vallahi kardeşim, öncelikle şunu söyleyeyim. Bana dün mesaj attın. Yayını aldığın için teşekkür ediyorum. Bak, seni de seviyoruz tribünde. Teşekkürler Sayfan abi. var. İyi bir etkileşim yapıyorsun. Tribündeki arkadaşlarla böyle her akşam bir sohbet yapsan güzel bir aktivite olur aslında. Evde kal mesajı güzel olur. Bugün benle, yarın bir başkasıyla. Ben bu Evet. yayınların devam ettirmeni istiyorum. Nasıl diyeyim sana? İnşallah şu virüs bir an önce biter. Ligler başlar, biz bir an önce takıma kavuşuruz. Yani biz bu evde sesimiz artık hanlaştı, biliyor musun? Tribüne gidelim, bir an önce bağıralım yani, onu istiyorum. Enerjimizi atacak yer bulamıyoruz. Maskeyle geziyoruz zaten. Normal bile konuşamıyoruz artık. Tribünlerde biz hafta sonları, affedersin, kışımızı yırtan adamlar olarak şu an evde normal bile konuşamıyoruz. Aslında şunu soracağım bir kez abi son olarak. Hani cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı vardı bildiğin üzere. Pazar günü de harika bir hava vardı. Evet. Aslında insanın gönlüne şu canlanıyor. Sanki maç var. Bizi parkta bekliyorlar ya da o ağacın altında bekliyorlar. Öyle bir his oluştu mu sende? Vallahi hiç çalışmadı kardeşim ya. Diyorsun. Vallahi şimdi hafta sonu insanlarda ne türlü his oluşur bilmiyorum şimdi. Bende bir araba alma şeyi var kardeşim mesela. Araba bakıyorum ben sürekli. Benim hissim o. Sabah kalktığım zaman sürekli araba düşünüyorum mesela. Araba alana kadar araba düşünüyorum. Aldıktan sonra bile araba düşünüyorum yani. Bende öyle bir hastalık var. Tabii abi. O zaman bir yayını burada bitirelim. Bir kez daha sana teşekkür edelim. İzleyenlerimize de teşekkür edelim abi. Eyvallah Yarın kardeşim. başka bir saatte başka bir konuğumuzla canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Devamını Teşekkürler abi. diliyorum kardeşim. Rica ederim. Hayırlı akşamlar. Buradan herkese selam olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar kardeşim.